kimi anne adayı olduğunu öğrendikten sonra, kimi ise çocuğunu kucağına aldıktan sonra nikah masasına oturdu. Bizler de bugün sizlere arkadaşından hamile kalan ünlü isimleri araştırıp bir araya getirdik. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Sibel Can. Ünlü sanatçı 1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural'la Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Bu evlilikten daha sonra Engin Can ve Melisa adında iki çocuk dünyaya getirdi. Hakan Ural'dan 1999 yılında ayrıldı. Ayrıldıktan sonra samimi arkadaşı olan Sulhi Aksüt'le ortamlara takılıp gündeme geldi. Yaptığı röportajda ünlü sanatçı Sulhi Aksüt için en yakın arkadaşım, dostum demişti. Bir yıl sonra Sulhi Aksüt'le evlendi. Evlendikten sonra oğlu Emir'e 5 ay hamile kaldığı ortaya çıktı. İlk eşinden 2, ikinci eşinden de 1 olmak üzere toplam 3 çocuğu var. Sulhi Aksüt'ten 2010'da boşanmıştır. Ahu Yatu. Ahu Yatu 11 Temmuz 1978'de İzmir'de doğdu. Anne babası o küçükken ayrıldı. Ahu Yatu 14 yaşına gelip model olmaya karar verince İzmir'den İstanbul'a taşındı. İş hayatına 1993 yılında modellikle başladı. Zaman içinde meslekhanesine oyunculuktan moda editörlüğüne ve stil danışmanlığına kadar birçok iş daha ekledi. Şahika Tekan stüdyolarında oyunculuk dersleri aldı. Bir dönem Biri Bizi Gözetliyor yarışma programında sunuculuk yaptı. O sırada Cem Yılmaz'la tanıştı. Çok samimi arkadaş olan ünlü çift ani bir kararla 10 Mart 2012 tarihinde Pera Palace Otel'de evlendi. Balayı için Dubai'ye gittiler. Ahu Yatu evlenmeden önce 4,5 aylık hamileydi. Ahu Yatu çocukları 2 Ağustos 2012 tarihinde doğduğunda adını Kemal koydular. Ünlü çift 24 Aralık 2013 tarihinde tek celsede boşandı. Bergüzar Korel. Bir dönemin konuşulan dizilerinden olan Binbir Gece'den tanıyoruz onları. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel diziden önce de arkadaştı. Birbirine aşık Şehrazat ve Onur karakterini oynayan çift, dizinin sonrasında gerçek hayatlarında da yakınlaşmaya başladı. Sette başlayan aşklarını 2019 yılında nikah masasına taşımışlardı. Erken evlenmenin sebebi ise nikah masasına oturmadan önce Bergüzar Korel'in 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Çiftin mutlu beraberliği günümüzde de devam ediyor. Şeyma Subaşı. Yaşadıkları ilişkiyle Türkiye'nin gündemine oturan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı da evlenmeden çocuk haberini alan çiftler arasında yer almakta. Yarışma programı sırasında tanışan, yakınlaşan çift, daha sonra Acun Ilıcalı'nın eşinden boşanmasıyla evlenme kararı aldı ve kısa süre sonra çocuklarını dünyaya getirdi. Ancak magazin gündemine oturan bu evlilik çok uzun sürmedi ve çift ani bir kararla boşandı. Emine Yahoviç. 4 yıldır evli olan Emine Türkcan ve Mustafa Sandal çocuk haberini aldıktan sonra evlenmeye karar veren çiftler arasında yer almakta. Şu anda Yaman adında bir oğulları bulunan çift, Emine Yahoviç 1,5 aylık hamileyken evlilik kararı almışlardı. Ünlü sanatçı Mustafa Sandal yaptığı bir röportajda şunları söylüyor. Biz Emine ile çok yakın bir arkadaştık. İkimiz de aynı mesleği yapıyorduk. Sonuçta bir partide beraber takıldık. Ne olduysa o gün oldu zaten. Eğer Emine hamile kalmasaydı bu evlilikte olmayacaktı ifadelerini kullandı. Tuğba Büyüküstün. Ihlamurlar Altında dizisine başladıklarında Bülent İnal'la Tuğba Büyüküstün birbirlerini tanımıyordu. Ancak çekimler ilerledikçe aralarında dostluk başladı. Bu dostluk daha sonra aşka dönüştü. İki sevgili dizide birbirlerine delicesine aşık bir çifti oynarken gerçek hayatta da aynı duyguyu yaşadı. Dizi bittikten bir süre sonra ilişki de bitti. Bu ilişkinin bitme sebebi ise Tuğba Büyüküstün'ün bir başka dizideki arkadaşı Onur Saylak'tan 2 aylık hamile kalmasıydı. Arkadaşından hamile kaldığı gündeme gelince çift hemen nikah masasına oturup evlendi. Nurgül Yeşilçay. Nurgül Yeşilçay 26 Mart 1976 tarihinde Afyon'da dünyaya geldi. Yeşilçay 2001'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında Şener Şen ve Türkan Şoray gibi Türk sinemasının usta isimleriyle birlikte rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki Gülsüm karakteriyle televizyon dünyasına adım attı.
2002 yılında Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı ve Özcan Deniz'le birlikte başrolde yer aldığı Asmalı Konak dizisinde Bahar Karadağ rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı. 2004 yılında arkadaşı olan Cem Özer'le evlenen Nurgül Yeşilçay da evlendiğinde hamileydi. Pelin Karahan. Pelin Karahan 16 Ekim 1984 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Güzel oyuncu, okul yıllarında birçok faaliyete katılım gösterdi. Dans ve taklit yönünden fazlasıyla kabiliyetli olan Karahan İstanbul'a çalışmak için geldiğinde ek iş olarak Erberk Ajans'a kaydoldu. Bu ajans aracılığıyla Çağan Irmak'la Demir Döküm reklam filmini çekti. Bu reklamların devamı da geldi. Başından bugüne kadar oyunculuk ve sanatın herhangi bir koluyla ilgili hiçbir merakı, çalışması ve altyapısı olmadığı halde, üniversite yıllarında televizyon dünyasına girmesi arkadaşlarının desteğiyle olmuştu. Reklam çekimleriyle başladığı oyunculuğa Kavak Yelleri dizisiyle devam etti. Ünlü oyuncu, iş adamı Bedri Güntay'la yasak aşk yaşayarak 2014 yılında evlenmek zorunda kaldı. Pelin Karahan evlenmeden önce 3,5 aylık hamileydi. Özgün Amal. Özgün Amal Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar'ın sevgilisini canlandırdığı Elif karakteriyle televizyon kariyerinde büyük bir çıkış yaptı. Ünlü oyuncu, Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal ve komedi oyuncusu ödülünü elde etti. 2002-2008 yılları arasında Oktay Kaynarca ile evliydi. Ünlü oyuncu boşandıktan sonra arkadaşı olan Serdar Oral'la yaşadığı ilişkiden sonra hamile kaldı. Evlenmek istemediğini söyleyen Özgün Amal, ani bir kararla 2014'te Ahmet Serdar Oral'la evlendi. Bu evlilikten iki çocuğu oldu. Feyza Aktan. Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bir yıl birlikte olduğu Özcan Deniz'le 8 Mart 2018'de sade bir törenle evlendi. O dönem hamile olan Aktan, gelinlik yerine siyah bir elbise tercih etti. Özellikle böyle bir gün için siyah bir kıyafet tercih eden Feyza'nın beyaz yerine siyahı tercih etmesi uzun süre konuşuldu. Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi. Feyza Aktan'ın evlenmeden önce gerçek adının Fatıma olduğu iddia ediliyor. Çift 2019 yılında evliliklerine son verdi.